Sayın Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcım, Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanım, Protokolün ve İş Dünyası'nın değerli temsilcileri, değerli öğrencilerimiz, kıymetli basın mensupları. Odamız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu İşbirliği ile düzenlenen Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Zirvesi programına hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve odam adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda derinlemesine ele almak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Günümüzde artan tüketim ve üretim faaliyetleri doğal kaynakların hızla tükenmesine ve çevre kirliliğinin artmasına yol açmaktadır. Sürdürülebilir geri dönüşüm ve sıfır atık, iş dünyası için çevresel etkileri en aza indirilerek doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek açısından kritik öneme sahiptir. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülebilmesi hedefiyle sıfır atık projesi her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. 2017 yılında ülkemizde uygulanan sıfır atık projesi ile tarım, sanayi, hayvancılık, inşaat, hizmet ve benzeri sektörlerde üretim kademelerinde atık oluşmasının önüne geçilmektedir. 2017 yılında %13 olan geri kazanım oranı 2021 yılında %27.2, 2022 yılında %30.13, 2023 yılında ise %34.92'ye yükseltilmiştir. Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde 2021 yılında Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi kurulmuştur. Bizler de Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize bu konuda rehberlik etmek, kaynak sağlamak ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmekteyiz. Sözlerime burada son verirken ilimiz ve ülkemiz adına bu programın hayırlı da vesile olmasını diliyorum. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli protokolümüz, saygıdeğer konuklar, sizleri şansım ve Topbolu İlk Kadın Girişimciler Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyor. Programımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, ham madde ve doğal kaynakların etkin yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının tüm kaynakların korunması için sürdürülebilir geri dönüşüm ve sıfır atık yönetimi çok önemlidir. Sıfır atık sadece atıklarımızı azaltmak değil, aynı zamanda tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek ve kaynaklarımızı daha bilinçli kullanarak daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsememiz anlamına gelir. Bu doğrultuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi imailerinde 2017 yılının Haziran ayında israftan kaçınma, atığın önlenmesi, azaltımı, yeniden kullanımı ve geri dönüşümün teşvik edilmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık projesi hayata geçirilmiştir. Ülkemizde başlatılan bu proje Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla küresel çevre hareketine dönüşmüştür. Kısaca her geçen gün tüketimin arttığı, günümüzde satın aldığımız ürünlerden kullandığımız malzemelere kadar her gün bilinçli seçimler yapmak, alışkanlıklarımızı, seçimlerimizi ve üretim süreçlerimizi tabiata uyumlu hale getirmek zorundayız. Bu noktada bizler de Bolu Ticaret ve Sanayi Odamızın koordinesinde Topbolu İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte okullarımızda sıfır atık projesini hayata geçirdik. Bu proje kapsamında
okullarımızda yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalar sonucunda bugün kazanan okul ve öğrencilerimizi program sonunda hediyelerini takdim edeceğiz. Yarışmada ödül almaya hak kazanan okul ve öğrencilerimizi tebrik eder, yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Sözlerime burada son verirken sıfır atık ilkelerini benimsemeli, sıfır atık uygulamalarını ve ürünlerini desteklemeliyiz. Programımıza katılım gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Etkinlik, yani odamızın bu hassasiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu çevrenin çok önem arz ettiği bir asırda yaşıyoruz. O nedenle konu da zaten bütün bir toplumun topyekün mücadele edilmesi gereken bir konu olduğu için bu uyarılarımı yaptım. Yani bir şey olarak bunu algılamayın. Evet, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bu 5-6 senelik bir konu olması lazım. Belki de daha fazla tam başlamış tarihini bilmiyorum. Ben Rize'de vali yardımcısıyken bu konuya öncülük etmiştim. Konu çok önemli. Yani toplumsal katılım açısından bir farkındalık gerektiriyor. O yüzden değerli basın mensuplarımıza da ilgilerine dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konuda katılımcı, çok detaylı hane halklarına kadar bunun en önemli meselesi evlerdeki duyarlılık, şuur, Çevre Bakanlığımızın ve belediyelerimizin koymuş olduğu geri dönüşüm kutularını çöp atarken ona göre rengiyle tasnif etme vesaire filan, bunlar hem tasarruf açısından, zamandan tasarruf, hem de amacın daha kolay hasıl olması açısından önemli duyarlılıklardır, önemli şeylerdir. Konu detaylı, kapsamlı bir konudur. O nedenle odamıza bu ilgisinden dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Değerli katılımcılar, sizleri Şahsım ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Ben Esin Özarslan, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Çevre Müdürlüğü'nde uzman olarak çalışıyorum. Bu iklim değişikliği, Avrupa Yeşil Mutabakat ve çevre adına yapılan bütün diğer çalışmalarla TOB'da bizim müdürlüğümüz ilgileniyor. Öncelikle Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'na beni bu etkinliğe konuşmacı olarak davet ettikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Programda çok değerli konuşmacılar var, çok detaylı bilgiler verilecek. Ben genel bir girizgah yapmak istedim. Genel bilgiler vereceğim size. Sıfır atık ve geri dönüşüm konusunu bugün burada niye konuşuyoruz? Tabii ki çok önemli, mutlaka her zaman konuşulması gerekiyor. Ama son zamanlarda çok daha popüler olduğunu, gündemde üst sıralara çıktığını sizler de mutlaka fark etmişsinizdir. Bunda bu Avrupa Birliği'nin politikalarında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yayınlanmasının ardından diğer ülkelerde de çevre konusunda bir zorlama başladı. Bizim ülkemizde hem sıfır atık hem de diğer çevre konularına daha fazla önem vermeye başladı. Onun için bir Yeşil Mutabakat'tan da kısaca söz etmek istiyorum. Yeşil Mutabakat bir iklim değişikliği krizinin, iklim krizinin bir yükselmesiyle aslında yayınlandı. Amacı Avrupa Birliği'nin önce bir iklim değişikliğine bakalım isterseniz. Tabii iklim değişikliğinin sonuçlarında hepiniz biliyorsunuz, bu Kastamonu'daki selleri gördünüz. Akdeniz'deki yangınlara hepimiz şahit olduk. Avustralya'da haftalarca süren yangınlar oldu. Gıda ve su krizi bizi yakın gelecekte beklediğini söylüyor uzmanlar. Tedarik zincirinin bozulması gibi etkileri olacak. Üretim alanlarının azalması, afetlerin sayı ve sıklığının artması, hatta iklim göçlerine sebep olacak ki Dünya Bankası'nın bu raporunda 2050 yılında 140 milyon kişinin göç etmek zorunda kalacağı öngörülüyor iklim krizi yüzünden. Maalesef de böyle bir dönüşümü yapmak zorundayız. İhracata devam etmek istiyorsak, ticaret yapmak istiyorsak zaten pek çok şekilde gruplandırmış durumda. Biz de zaten bütün bu şeylere katılıyoruz TOB olarak.
toplantılarına, çalışma gruplarına hepsine katılıp görüşlerimizi de söylüyoruz zaten. Bir toplantıda dediler ki bize, özel sektör bunu yapabilir mi? Bu kadarını geri dönüştürülebilir mi? Geri dönüştürülebilir, yapabilir mi? Biz de dedik ki zaten yapıyor. Sizden önce Avrupa Birliği'ndeki üreticiler zorluyor bunu. Zaten yapıyor özel sektör dedi. Başlayayım. Ben Boğa Mahkeme Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde öğretim üyesiyim. Uzmanlık alanı tıbbi aromatik bitkiler. Yaklaşık 20 yıldır tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmak üzere çevre dostu üretim yapıyoruz. Bu kapsamda organik tarım çalışmaları. Bu kapsamda da kendi mevcut çeşitlerimizi, tescilli çeşitlerimizi özellikle geçen genotipleriyle çalışıp bunları tescil etme yoluna doğru ilerliyoruz. Sunumumda bilindiği üzere küresel iklim değişikliği dünyada bütün alanı olumsuz yönde etkilemekte. Fakat bu alanlar içerisinde tarımın yeri ayrıca önemli. Çünkü tarım son üretim için kullandığımız çevreye zararlı girdiler, sera gazı salınımı, doğal kaynakların verimsiz kullanımı gibi hususlar küresel iklim değişikliğine olumsuz etki yapmaktadır. Tarımsal üretimden kaynaklanan bu sera gazlarının dünyadaki toplam sera gazı içerisindeki payı %24 olurken ülkemizdeki bu oran %14 civarındadır.